Ayrılıklar zordur. Sevgilinizden ayrılmak bazen insana sevdiğinizin ölümünü yaşamak gibi gelir. Ayrılık sonrasında tekrardan toparlanmak için bir süreç gereklidir. Yaralarımızın iyileşmesi zaman alır. Eğer birinden ayrıldıysanız genellikle 5 aşamadan geçmeniz gerekiyor. Gelin bu 5 aşamayı beraberce inceleyelim. 1. Şok. Kendinize ne oldu lan şimdi diye soracaksınız. Bu çok normal. Şok vücudunuzun acıdan korunmak için uyguladığı bir yöntemdir. Bu aşama ilişkiniz sona erdikten sonra dakikalar, haftalar, bazen aylar bile sürebilir. Ayrıldıktan hemen sonra nefes almakta zorlanmanız, üzgün hissetmeniz, yanlış kararlar vermeye başlamanız sizi şaşırtmasın. Videonun sonunda bunların çok mantıklı olduğunun farkına varacaksınız. 2. İnkar. İnkar sürecinde gerçekliği reddetmeye başlarız. Hoşumuza gitmeyen bir haber aldığımızda beynimiz bu şekilde karşılık verir. Yok canım, gerçek olamaz, hayır hayır gibi saçma tepkiler verdiğinizde ya bu zaten gerçekleşiyordur ya da gerçekleşmiştir. İnkar teorisinin ardında kalp kırıklığını kabul etmemek ve ayrılığın gerçekleşmediğine inanmak vardır. Bu size tekrardan birleşebileceğiniz umudunu verir. Çoğu kişi inkar aşamasında çok vakit geçirir. 3. Pazarlık. Bu aşamada ilişkinizin bittiğini kabullenmemek için her şeyi yaparsınız. Kendinizi neden, nasıl, ne zaman, ayrılmasaydık nasıl olurdu gibi sorularla boğuşurken bulabilirsiniz. Çoğu zaman ilişkinizi kurtarmaya çalışırsınız veya arkadaş olarak devam etmek istersiniz. Sevgiliniz geri dönerse daha iyi biri olacağınıza dair sözler verirsiniz. Her şeyi yeniden başladığınızın hayalini kurarsınız. Sonunda güzel bir gelecek için geçmişten vazgeçecek hale gelinmiştir. En baştan tekrar tanışsak her şey daha iyi olurdu diye düşünmek çok büyük bir hatadır. Arkadaşlarınız ve ailelerinizden eski sevgilinizle konuşmasını isteyecek kadar ileri gidebilirsiniz. İlişkinizi kurtarmak için balıklama atlamak yerine gururunuzu kurtarmak için yeni biriyle ilişkiye de başlayabilirsiniz. Bu durum sizi ayrılığın diğer aşamasına getirecektir. 4. Öfke. Eski sevginize karşı öfkeli olmanız çok normaldir. Onları size acı çektiren ve sizi mutsuz eden kişiler olarak etiketlendirirsiniz. Size daha önce söyledikleri aklınıza gelecektir. Söylediklerinden size değer vermediği sonucunu çıkartacaksınız. Artık sadece ve sadece o suçludur. Sizin hiçbir hatanız olmamıştır. Kendinizi eski sevginizin ardından beddua ederken bile bulabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, bu aşamada ani kararlar verip pişman olacağınız şeyler yapmayın. Eğer bu aşamada çok uzun vakit geçirirseniz, psikolojik desteğe ihtiyacınız olabilir. Unutmayın, ne kendinize ne de karşınızdakine zarar vermeye hakkınız yok. 5. Kabullenme. Bu aşamada artık kaybettiğimiz şey ile barışmışızdır. Sevdiğiniz kişinin kalbinizde özel bir yeri olması doğaldır. Bizi olduğumuz kişi yapan şey sevdiklerimizle yaşadığımız özel anlardır. Ayrılığı kabul ettiğimizde yaşananlarda bizim de bir payımız olduğunu anlarız. Bu aşamanın hiçbir zaman gelmeyeceğini düşünüyorsanız önceki aşamalarda takılmışsınız demektir. Kabullenme aşamasında artık kendinize vakit ayırmaya ve hayattan tekrardan keyif almaya başlayacaksınız. O yanımda olsaydı daha iyi olurdu ama şu anda çok kötü değilim diye düşüneceksiniz. Tüm bu aşamaları geçtikten sonra artık eski ilişkiniz size komik gelmeye başlayacaktır. Sürekli 5. aşamaya dönüp her şeyin güzel olduğunu ve ondan ayrılmasaydınız yeni sevgilinizle tanışamayacak olduğunuzu düşüneceksiniz. Ayrılıklar berbattır. Ayrılıkla yüzleşmek hiçbir zaman kolay olmamıştır. Eski sevgilimizi aklımızdan çıkarmak için belirli aşamalardan geçmemiz gereklidir. Bir sonraki videoda size hiç ayrılık acısı yaşamamanız için uygulamanız gereken yolları anlatacağım. Doğru zamanda sevdiğiniz kişiden uzaklaşmayı öğreneceksiniz. Eğer sizin de geçirdiğinizi düşündüğünüz farklı aşamalar varsa bunları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu videonun daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.